Abi böyle şey çek, dik dik. Öyle mi? Özellikle Akçakale sınır bölgesi olduğu için bu tedirginliğin olması normaldir. İkincisi, karşımızda olan Suriye sınırında PYD, PKK'nın uzantısı olan PYD gibi örgütlerin ve Amerikan desteğiyle Türkiye'ye karşı tahrikler, ona karşı olumsuz neticeler sonucu Türkiye'de kendi sınırın güvenliğini koruyabilmesi için belli başlı tedbirler almaya başladı. Tabii esnaf olarak halkın arasında olmamız hasebiyle insanların tedirginliği, suskunluğu, insanların olaylara bakış açısı ister istemez insanlarda bir telaşa, bir psikolojiye sebep oluyor. Biz de esnaf olarak bunun mağduriyetini yaşıyoruz. İsterdik ki gerçekten yani Türkiye olarak bütün mazlum halkların destekçisi olmak, onlara en güzel bir şekilde yardım etmektir. Ama netice olarak herkes kendi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Küfür kendi görevini yapıyor. Müslümanlar da muhakkak ki kendi görevini yaptığı zaman inşallah böyle olumsuz neticeler ortadan kalkacak. Biz şunu söylüyoruz. Şu an halkta ciddi bir şekilde bir tedirginlik var. Neyin ne olacağı belli değil. PYD tam bir sıfır noktada olma hesabıyla bir de Amerika'nın zaten destek vermesi bu yönde biz Irak'ta da biz bunu görmüştük. Nasıl bir demokrasi getirdiklerini, asıl fitnenin sahibi olduğunu. Tabii onlara yakışan da budur. Küfür milletidir. Bize düşen de sağduyulu olmak ve insanları düşünüp, halkı düşünüp, onların yanında olmak, mazlumların yanında olmak diye düşünüyoruz. Evet. Halk tedirgindir. Yani gelen bir esnaf olarak gelen müşterilerimizle bir diyalog içerisindeyiz. Beklentileri şudur, hiç kimse bir savaş istemiyor. Sonuç itibariyle burada yaşayan Müslümanlar da, karşı tarafta yaşayan Müslümanlar da var, buradakiler de Müslüman olma. Ama bu Müslümanların arasına işte Amerikan gibi, Rusya gibi demokrasi havarileri koparıp burada mesela fitnenin başı olma hesabıyla tabii biz onlardan olumlu bir şey beklemiyoruz. Bu asıl devletin, Türkiye devletinin sağduyulu olup da halkın yanında olması ve ciddi öne dönük yani güzel adımlar atması, halkın beklentisi bu. Bir Akçakale olarak şu an halkımız yani sınırımızda olan Tel Aviv ilçesi bulunan Suriye'nin Tel Aviv ilçesinde bir gerginliğin olmasından endişeli. Geçen de o saldırıda, o karakol saldırısında halkımız bayağı bir endişelendi. Ve şu an bildiğiniz üzere sınırda bir hareketlilik var, mevziler kazılıyor. Ve esnafımız zaten birkaç yıldır Suriye Savaşı'ndan mağdur olduğu biliniyor zaten, bellidir. Ve yeniden bir buranın hareketlenmesi konusunda esnafımız ve halkımız olarak yine mağdur olacak. Bu durumdan da rahatsız şu an. Hem Akçakale halkı olarak hem de Müslümanlar olarak Amerika'nın burada bulunması ve burada sözde hani Tel Aviv için bir muhafaza olarak veya bir özgürlük için yani gelmesi bu tamamen yani daha önce Irak'ta ve başka yerlerde gördüğümüz gibi Amerika hiçbir zaman insanların Müslümanların faydasına
özgürlük için hiçbir zaman gelmemiştir. Her zaman gittiği yerlerde işgal etmiştir. Zararına olmuştur. Ve yani biz Türkiye'de, Akçakale'de bulunan halk olarak biz bunu biliyoruz ve görüyoruz. İstiyoruz ki oradaki Tel Aviv'de bulunan insanlar da bunu görsün ve buna karşı bir tepki olarak bir şeyler yapması lazım. Ve Türkiye'de bu konuda da yani politik olarak da yani gereken neyse yapmasını istiyoruz. Şimdi Akçakale'de tabii ki daha önceki dönemlere bakacak olursak biraz daha iyiydi savaşın buradan gitmesi. Ama şu an itibariyle ciddi bir tedirginlik var. O tedirginlik de dediğimiz gibi şu an için PYD'nin buraya yerleşmesi. Ve aldığımız duyumlara göre de mesela daha önce yerleştirdiği PYD'lileri Akçakale'den çıkarmış durumda. Çünkü ciddi bir savaşın olacağı söylentileri var. Halk olarak tedirginiz tabii ki. Hani işlerimizde de bir aksaklık oldu. Bu işlerimize de yansıdı. Halk olarak aslında yani düşündüğümüz şeyler acaba devlet bizi buradan başka yere mi götürecek, buradan mı bırakacak? Çünkü ciddi bir çatışma var ve PYD şu an itibariyle biz kendi gözlerimizle müşahede ediyoruz. Akçakale'de Akçakale'ye karşı namlularını tutmuş bir şekilde bize mevzi almış. En son dönemde de zaten belki basına da yansıdı. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri de mevziler kazmaya başladı. Bu demek oluyor ki kapıda bir savaş var. Bu Akçakale olarak biz halk olarak hani ABD'nin Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun, hani diğer bölgelerde, Müslüman ülkelerde olsun yaptığı yıkımlar, katliamlar burada da haliyle olacak. Biz bunu seziyoruz çünkü ABD'nin girdiği her yer tamamen katliam üzere. Yani orada kendi menfaati olmasa zaten buraya gelmezdi. Yani net göstereyim mi bayrağı? Kamera küçük.